arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir etek çalışması yapacağız eteğimizi belinden lastiğimizi örerek başlıyoruz şöyle bakınız lastiğimizi dilediğimiz bel ölçüsüne ulaşana kadar örüp tamamladıktan sonra modelimizi bel kısmından uygulayarak aşağıya doğru iniyoruz modelimizde hem artış hem de eksilmeleri aynı anda uyguluyoruz. Bakınız düz trabzanlarımız devam ederken kabartmalı trabzanlarımızın olduğu bölüm var. Şöyle görelim ve kabartmalı trabzanlarımızın arasından artışları yaparak ilerliyoruz. Burada artış yaparken yanındaki trabzanların olduğu kısımda tam tersi bir gelişme oluyor. Bakınız burada da daralma yoluna gidiyoruz. Bir tarafta artış bir tarafta daralma ve en son istediğimiz ölçü gelince Eteğimizi tamamlıyoruz. Evet eteğimizin bel kısmını zincir yaparak şöyle hoşluk kattık ve ucuna üç parçadan oluşan minik çiçeğimizi ve altına bir sıra beyaz dilimlerimizi ördük ve eteğimizi kullanılmaya hazır hale getirdik. Şöyle arkasında görecek olursak eteğimizin gayet güzel her ikisi aynı önümüz ve arkamız tamamen birbirinin aynısından oluşmakta. Evet şimdi eteğimizin ölçüsüne bakalım. orta kısımdan alıyorum en uzun yerine kadar eteğimi ölçüyorum 27 santim eteğimizin uzunluğu Evet kolay gelsin diyerek hemen eteğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin eteğimizi örmek için Nako'nun lüks minnoş Babies'ini kullanıyorum 150 poliamid 150 premium akrilikten oluşmakta ipimiz renk numarası 5408 100 gram ve 336 metreden oluşmakta ipimiz ve ipimizi örmek için iki buçuk numaralı tığımı kullanmaktayım zincirimizi çekerek hemen bel lastiği için örmeye başlayalım bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dilediğiniz kalınlıkta yani daha kalın örmek istiyorsanız birazcık daha zincirimizi çekebilirsiniz. Bu bizim öreceğimiz daha ince olan bir bel lastiği ölçüsü. 10 tane zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3, 13 tane toplamda zincirimi ilave ediyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. zincirin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum. Ve sırası ile diğer zincirlerime de birer birer batıyorum. ve trabzanlarımı örerek zincirimi tamamlıyorum. Son trabzanımı da ördüm. Hemen üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımızın başını dolayarak hemen ikinci trabzanı. Bakınız ilkinin üzerine zincirimizi çektik. İlk trabzanımızın yanından giriyoruz. Ana gövdeden ve trabzanımızı örüyoruz. Tekrar bakınız yandan giriyorum ikili trabzanımı örüyorum yandan ana gövdeden alıyorum ve bütün trabzanlarımı bu şekilde örerek tamamlıyorum sıramın başına kadar örerek geliyorum en son trabzanıma geldim bakınız kenardaki zincirden döndüğümüz trabzan tığımın başında oluyorum tepesine gelerek batıyorum ve örüyorum. 3 tane zincirimi çekerek devam ediyorum. Örgümün diğer yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine ilk trabzanı zincirden sonra gelen ilk trabzanı yandan giriyorum. Ve örmeye başlıyorum. Sıranın sonuna kadar her trabzanımızı gövdesinden alarak uç noktaya kadar ilerliyoruz. En son trabzanıma yine geldim. Tığımın başında doluyorum, Tepesine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Hemen 3 zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız lastiğimiz hem bu yönden hem de diğer yönden şu şekilde lastik görüntüsü yani kavartılarını almaya başladı. Şimdi dilediğimiz uzunluk, bel ölçüsü gelene kadar lastiğimizi örmeye devam edeceğiz. Ama daha kalın lastik istiyorsanız ilk zincirimizi çekeceğimizde birazcık daha ilave ederseniz dilediğiniz kalınlığa ulaşacaksınız. Bu kalınlık küçük çocuklarımız için gayet ideal. Şöyle ölçmek istiyorum. Bakınız 4 santim. Gayet güzel bir ölçü. Evet. Şimdi lastiğimi uzatıp Daha sonrasında görüşelim. Lastiğimi yeterli uzunluk ölçüsüne gelene kadar ördüm. Hemen ölçüsüne bakalım. Uç kısımdan alıyorum. Diğer kısma kadar 41 santim olduğunu görüyorum ve e, diş olarak şöyle sayalım 1-2-3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 tane e, şöyle görmüş olduğumuz çakıntımız var hemen birleştirerek etek kısmını örmeye başlayalım lastik kısmını tamamladık şöyle düzgünce alalım birbiri üzerine şöyle tutalım Bakınız birinci dişin olduğu yeri hemen geçirelim. O içeride kalsın. Bakın şu şekilde hemen yanına gelerek batıyorum. Ve zincirim çekmeye başlıyorum. 2, 3, 3 tane zincirimi çektim. Şu şekilde birleştirdikten sonra buradaki dişin hemen yanına battım. Tığımın başında oluyorum. Bu sırayı tamamen düz trabzan şeklinde örüyoruz. Bir tane buraya ördüm. Bir tane araya tekrar hemen yanına örüyorum. Bakınız araya battığım yeri yanına bir tane tam dik trabzanın üzerine yani aşağıdan şöyle yukarıya doğru gelen kısmın üzerine batarak örüyorum. Ve devam ediyorum. Bir iki tane ördüm. Tepeye batıyorum. Yana battım bakınız. Tekrar hemen tepeye batıyorum Şuradaki çıkıntı yani bir trabzanın tepesinden diğer trabzana kadar o da dahil 2 4 5 şimdi bu dahil hemen iki yanına örüyorum Şuradaki çıkıntı dahil toplamda 3 oldu tam ortadakine batıyorum 4 oldu 2 de bu yöne batıyorum bir tane batıyorum bu yöne bir tane kabartının üzerine batıyorum hemen iki tane kabartının sol tarafına tam ortaya artış yaparak örüyoruz ilk sıramızı bir tane sola tam tepeye bu şekilde bütün sıramızı örelim daha çok artış isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Evet şimdi sıralarımızı nasıl yaptığımızı bakalım. Bakınız çıkıntının olduğu yer yani kabartımızın olduğu yere bir trabzan hemen yanına iki. Aradaki arkadan olan bakınız arkadan gelen kısma bir tane ve bir tane soluna ve tekrar kabartılı olan yerimize batarak e, dolaşın. Bir Trabzanlarımızı örerek en son birleşme noktasına kadar geldik. Şu şekilde yapmıştık bakınız. Şurada boşluğumuz vardı. O boşluğumuzu örmedik. Tam bitirmedik bakınız. Şöyle üstten göstereyim. Şuradaki kısım duruyor. Şimdi her ikisiyle birlikte batarak oraya da trabzanlarımızı öreceğiz. Tayamın başını doluyorum. Bu yönden batıyorum ve de diğer yönden de aynı şekilde alıyorum. Trabzanımı örüyorum. Bir ve aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. Ve burayı sağlamlaştırıyorum. Tığımın amaçını doluyorum. Çıkıntılı olan bölümü her ikisini de kavrayarak alıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve birleştirme işlemimi bu şekilde yapıyorum. Ve eteğimin birinci sırasını artarak, artışlarımı yaparak, Şöyle bakınız örüyorum. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum buraya. Yanındakine batıyorum, ikinci sıradakine. 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum 5 trabzanımdan sonra sıradaki trabzanı yandan girerek örüyorum 6. trabzanımı dışa kabartılı bir şekilde örüyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzanı tekrar dışa kabartılı bir şekilde örüyorum 2 tane kabartılı ördüm tekrar hemen sıradaki trabzanı normal olarak örmeye başlıyorum 1 Birinciyi artıyorum iki defa örüyorum bakınız birinci ve iki üç düz ördüklerimi sayıyorum dört beş altı yedi sekiz dokuz ve on Artığımla birlikte kabartıdan sonra 10 tane trabzanı ördüm. 2 kabartı yan yana ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane düz trabzanımızı ördükten sonra yine tığımın başında oluyorum. 2 tane yan yana kabartımı örüyorum. 1 ve 2. Iki. İkinci kabartıdan sonra ilk trabzanımı düz ve 2 defa örüyorum. 1 aynı yere bir daha batıyorum. 2 ve devam ediyorum. Toplamda 10 tane olana kadar örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm. 10. trabzandan sonraki gelen ilk trabzanı Yandan giriyorum kabartılı şekilde örüyorum. Hemen yanındakini de kabartarak örüyorum. İki kabartımızı ördükten sonra tığımın başında doluyorum. İlk trabzanımı iki defa örüyorum. Bir ve aynı yere bir daha batıyorum. İki. İkinci sırada da artışlarımızı yapmaya devam ettik bakınız. Ve toplamda 10 tane trabzan olana kadar örmeye devam ediyoruz. Şu şekilde aradakini atlamışım. Hemen geri dönüyorum. sayalım. 2 tane kabartıdan sonraki 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. On. Ondan sonra hemen yandan giriyorum. 1, yine yandan giriyorum. 2, 2 tane kabartılı trabzanım örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımı iki defa örmek şartıyla 10 tane trabzan örüyorum toplamda 10 düz trabzan ve bu şekilde birinci sıramızı tamamlayalım Evet sıramızın sonuna geldik. Bakınız başlangıçta 5 tane düz trabzan örmüştük. 2 tane kabartıyı hemen yanına yapmıştık. Şimdi en son 2 kabartımı ördükten sonra yine kalan 5 tane trabzanımı örerek bu kısmı tamamlayacağım. 1, 2, 3, bakınız 4 ve 5 hemen kabartımın dibine 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 başlıyorum. 3, 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm ve birinci trabzanıma batıyorum toplamda 10 tane trabzanı da burada oluşturuyorum şöyle gördüğümüzde bakınız eteğimiz birazcık daha artışlarla iki tane dıştan ördüğümüz kısımlarda güzelleşmeye başladı şimdi örmeye devam edelim 1 2 3 3 tane zincirimi çektim hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum hemen yanındakini 1 hemen yanındaki 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm düz olan trabzanlarımı 2 tane kabartım geldi kabartımı yandan girerek örüyorum şöyle alttan almayayım ipimi bir tane ördüm. bir zincir çekiyorum tekrar yandan kabartımı örüyorum bu sıramızda yapacağımız tek farklı işlem 10 tane düz trabzanımız öreceğiz. Sadece kabartılarımızın her ikisinin arasına bir tane zincir ilave edeceğiz. düz 10 trabzanımızı örüyoruz. Kabartılarımızın arasına bir tane zincir çekme şekliyle bu sıramızı tamamlayacağız. Örüyorum. Şimdi birer birer 1, bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımı ördüm hemen kabartıma geldim yandan giriyorum trabzanımı dışa kabartılı bir şekilde örüyorum bir tane zincir çekiyorum diğer trabzanı da aynı şekilde yandan girerek örüyorum düz trabzanlarımı sıra başına kadar örerek ilerliyorum bir tane zincir kabartılarımızın arasına çekerek ördüm 10 tane trabzanlar arada yine aynı şekilde kaldı bakın sadece bir zincir farkımız var burada iki kabartımızın arasında Geride ne artışımız ne eksilmemiz var. Bundan sonrasında artışlarımız ve aynı zamanda eksilmelerimiz başlayacak. Şimdi geçişimizi yapalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine örmeye başlıyorum. Yeni sıramızın başlangıcını yapıyoruz. 5 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Dışa kabartılı bir şekilde örmüş olduğum 2 tane trabzanımızın ilkini örüyorum. Ve bir önceki sırada bir tane zincir çekmiştim. Zincirimin olduğu yere bir tane trabzan örüyorum. Bakınız bir tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Yine yandan kabartılı bir şekilde ördüğüm trabzanımı yandan alarak örüyorum. Eksiltme işlemlerimizi bu 10 trabzan üzerinde yapacağız. Bir trabzan arttık, bir trabzan eksileceğiz. Ve işlemlerimizi her sırada bir tane yapacağız. Yani her 10 trabzandan bir tanesini eksileceğiz. Bunu da bir sırada başlangıçta, bir sırada bitişte yapacağız. Ve güzel bir e, mailinin olmasını sağlayacağız. Şimdi kabartımı ördükten sonra tığımın başında doluyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum. Hiç yokmuş gibi. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum ve kalan 9 trabzanımı örüyorum. Bir sıradan artarken yani kabartalarımızın içini artarken düz trabzanlarımızı ise eksilme yoluna gidiyoruz. Şimdi bakınız ilkini atladım. Son trabzanıma kadar örüyorum. Düz trabzanlarımı tabii ki. Evet en sona varana kadar ördüm. Şimdi kabartıların olduğu yerdeyim. Bakınız şimdi sayalım. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane atladığımız için 9 tane trabzanımız olması gerekmekte. Şimdi tığımın başını doluyorum. Yandan girerek trabzanımı dışa kabartarak örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Araya bir zincir çektiğim yere giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak yandan giriyorum dışa kabartılı bir şekilde trabzanımı örüyorum. Bakınız bir kabartı bir trabzan bir kabartı hemen 10 tane trabzanımızın e, bu sırada baştan azalma işlemine gidiyoruz. Burada bir trabzan arttık baştan azalıyoruz. Bir diğer sırada bir sonraki sıramızda ise sondan azalacağız. Tığımın başında doluyorum. Hemen yanındaki trabzana batmıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Ve 9 tane olan trabzanlarıma birer birer örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir eksildiğimiz için. 10'dan 9'a düştü. Bakınız kabartımızın olduğu yere geldik ve bu şekilde sıramızın başına kadar örerek devam edelim. Sıramızı örerek geldim. Her iki kabartımızın arasına birer trabzan ilave ederken 10 tane trabzanımızı bir ileriye batarak başlangıçtan bakın şöyle ileriye giderken 9 trabzana düşürdük ve araya birer trabzanlarımızı ördük. Şimdi en sonla bitişin yani başlangıcın olduğu yerdeyim şimdi buradaki eksilme işlemini hemen kabartımın yanındaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma batarak yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir sıranın bitişi bir sıranın başlangıcı olduğu için bakınız en sonda yaptık. Hemen 3 tane zincirimi çektiğim yere gelerek batıyorum ve sıramı kapatıyorum. Geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Şimdi bu sıramızda bir tane daha artış yapacağız B'mizin içerisindeki trabzanın olduğu yerde. Onun için hemen e, solunda bakın 10 tane trabzanımın bir başlangıcında bir de sonunda eksilmemiz olacaktı. Burada eksilmemizi yapıyoruz. Bu yaptığımız eksilme bir alt sıranın eksilmesiydi bu yeni başlayan sıramızda ve hemen şöyle bakınız yeni başlayan sıramızı gelirken bakınız kabartıya gelirken bir tane eksiliyoruz burada giderken de şuna gelirken eksileceğiz şimdi burada ilk eksilmemizi yapalım atlıyorum bakınız burada atlıyorum hemen yandaki trabzanımı örerek başlıyorum tığımın başını doluyorum bir tane olan trabzanımın üzerine bir batıyorum trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yere giriyorum ve bir tane daha bakınız trabzanımı artmış oluyorum düz trabzanlarım eksilirken bu kabartılarımın arası artmaya devam edecek ama düzenli aralıklarla artacağız şimdi yandaki kabartımı yine örüyorum şu şekilde görelim iki tane kabartı kenarda ortada bir V'miz var şimdi hemen yanındakine bakınız yanındaki trabzanımı batıyorum ilerliyorum. Dümdüz örüyorum. Kabartımdan bir önceki trabzana kadar dümdüz örerek geliyorum. Bakınız kabartımın hemen yanındaki trabzana geldik. O trabzanı örmüyoruz. Eksilme işlemine geçiyoruz. Çünkü direkt yandan ördüğümüz trabzanımızı örüyoruz. Bir tığımın başını doluyorum. Bir olağan trabzanın üzerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı trabzanımın üzerine bir tane daha trabzan örerek mi yapıyorum. Tekrar yandan kabartıyorum. Ve bu şekilde sıramızı örerek ilerleyelim. Sıramızın tekrar başlangıcına geldim. Bakınız bir sıramızın sonuna geldik. Bir sıramızın başlangıcındayız. Bir tane trabzanımızı ve bir zincirimizi ördükten sonra aradaki kalan trabzanlarımızı örüyoruz. Çünkü bu sıranın eksilmesini başlarken yapmıştık. Evet hemen ilk trabzanıma batıyorum. Ve geçişimi yapıyorum. Hemen aradaki toplam trabzanın sayısına bakalım. Şöyle batıyorum. 1, 2, 3 diğer sıramıza hazırız. 2, 4, 6, 8. Bakınız arada bu sırada tam 8 tane trabzanımız var. Hemen bir sonrakini sayalım. Bakınız 2, 4, 6, 8. Bir sağ taraftan eksilme yaptık. Bir sol taraftan eksilme yaptık. Eksilmelerimizi de sadece artış yaptığımız zaman yapıyoruz. Şimdi e, yeniden artışımızı buradaki bir tane trabzan, bir zincir, bir trabzan üzerinde yapacağız. İki trabzan, bir zincir, iki trabzan olacak ve hemen Başlangıçtan eksilme yapacağız. Çünkü bir önceki sırada bakınız biterken eksilmemizi yapmıştık. Bir sağdan bir soldan yapacağımız için ve de artılmalarımızı yapacağımız zaman eksilmelerimizi o zaman yoksa her sırada eksilme yapmıyoruz. Artmalarımız da doğru orantıda devam edecek. Evet ikinci trabzanım örüyorum. 3, 4. 4 trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum kabartımı örüyorum ve araya giriyorum 1 ve 2 2 tane trabzan 1 zincir 2 trabzanım örüyorum 1 ve 2 tığımın başını dolayarak hemen yandan kabartmamı örüyorum zincirmin arasına 2 trabzan 1 zincir 2 trabzanımı ördüm ve bu sırada giderken eksilme yapıyorum Bakınız şimdi hemen ilk trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum. Ve eksilmemi yaparak ilerliyorum. 8 olan trabzan sayım 7'ye düştü. Ve araya giriyorum. Bakınız öncesinde kenar kabartma yapıyorum. İki tane trabzanım hemen aranın içerisinde örüyorum bir zincirimi çektikten sonra tekrar iki tane trabzanımı örüyorum kabartımı yine yapıyorum ve hemen eksilme işlemine geçiyorum tığımın başını doluyorum birinci atlıyorum ikinci trabzanıma batıyorum ve bu şekilde diğer bütün sıramızı tamamlayarak geliyoruz bakınız yaptığımız yere döndüm bakıyorum 2 4 6, 7. Hemen modelimizden sonra ilk gelen trabzanı atlayıp ikinci trabzana batarak bu sıramızı tamamlayalım. Bu uçtan başladığımız sıramızı örerek geldim. Sıramızın sonundayız. Bakınız en son kabartılarımızın içerisine iki trabzan, bir zincir, iki trabzanım ördüm. Ve bu sıranın son bölümü olduğu için eksilmemi burada yapıyorum. Bakınız burada da kabartıdan hemen sonraki sırada yapmıştık eksilmemizi. Bitişte de aynı işlemimizi yapıyoruz. Tığımın başını doluyorum. İlk gelen trabzanı atlayarak ikinci trabzanıma batıyorum. Sırası ile trabzanlarımı örüyorum ve yeni başlayacağım sıra için birleştirme işlemimi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Evet geçişimi yaptım. Bakınız 2, 4, 6, 7. Diğer trabzanları sayalım. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Bu sıramızda tamamındaki aradaki düz olan trabzanlarımız 7'şer trabzan sayısında olmalı. Şimdi 2 sıra daha öreceğiz. Aynı şekilde artma ve eksilme yapmıyoruz. 2 tane trabzanımızı, bir zincirimizi, 2 tane trabzanımızı örüyoruz. Buradaki trabzanlarımız birebir aynı şekilde olacak ve biraz büyüteceğiz. Şimdi hemen başlıyorum. Aynı ördüğüm zaman artma ve eksilme yapmıyorum. Başlatıyorum. Eteğimizin boyunun uzun ve modelimizin düzgün durması için bakınız artma ve eksilme yapmıyorum. Hemen yandan kabartımı örüyorum. Araya giriyorum. 1 ve 2. Bir tane zincir tekrar aynı yere 1 ve 2. Trabzanımı Yandan kabartıyorum. Aynı sayılarla ördüğüm için artma ve eksilme yapmıyorum. Bakınız hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Ve bire bir sayılarım aynı olacak şekilde örüyorum. Şöyle görelim. Bakınız bir tane daha kalmış. Onu da örelim. 2-4-6-7 tığımın başını doluyorum yandan alıyorum araya girerek iki trabzan 1 ve 2, bir zincir iki trabzanımı örüyorum toplamda bu ikili trabzan sayısı 3 tane olacak şekilde örelim bu aradaki 7 trabzanı da koruyalım ve görüşelim Evet tekrar sıramızın başına geldik ve yeni sıramıza geçişimizi yapacağız bakınız 1 2, 3 sıra, 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımızı ördük ve aralarımızda sadece ilk 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yaptığımızda eksilme işlemini hemen başlangıçta geçtik. 2, 4, 6, 7 trabzanı muhafaza ettik. Şimdi artışa tekrar geçeceğiz ve bitiş yönünde azalma işlemini yapacağız. Evet hemen zincirimizin tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve birleştirme işlemini yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra trabzanlarımı birer birer örüyorum. Bu kez modelime bakınız trabzanlara e, trabzanları düz örüp giderken en son trabzanımızı atlıyoruz. Onun için burada bakınız modelimizi en sondaki trabzanı atlayacağız. Direkt modelimize geçeceğiz. Bakınız en son trabzan atladım. Kabartmamı yapıyorum ve artışıma geçiyorum. 1 2 3 2 tane zincir tekrar 3 tane trabzan 1 2 3 artışımızı yaptık bakınız bir tane eksildik 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanım ördüm tekrar kabartmamı yapıyorum ve devam ediyorum bakınız hemen ilke batıyorum 1 2 3 4 5 6 sonu örmüyorum hemen başlıyorum kabartımı örüyorum ve araya giriyorum 2 3 2 tane zincir tekrar 3 trabzan 3 aşağılarda birer zincir çekmiştik. Bakınız trabzanımızın sayısıyla buradaki zincir sayımızı da arttırdık. Çünkü trabzan sayımız arttığında bir zincirin içerisinde yığılma yapacaktı. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Tıpkı alt sırada örmüş olduğumuz gibi 3 sıra 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımız örelim. Sadece birinci sıramızda azalma işlemini yapalım. 2 ve 3. Sırada aradaki 6 trabzanımızı koruyalım. Evet. Tekrar sıramızın başına geldik. 3 defa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ördük. 1, 2, 3. İlkinde eksilme yaptık. Diğerlerinde eksilme olmadan 6 trabzan, 6 trabzan şekliyle devam ettik. Şimdi geçeceğimiz sırada yine artışımızı yapacağız. Yalnız burada hem buradan gidişte hem gelmeden yani 2 defa kesme işlemi yapacağız. Yani azalma işlemine geçeceğiz. 6 tane olan trabzanımızı bir hemen kabartımızdan sonra eksilteceğiz. Bir de diğer kabartıya geçmeden eksilterek 4 tane trabzanı düşüreceğiz. Şimdi birlikte örmeye başlayalım. 3 tane zincirimin en tepe noktasına gelerek batıyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanı örüyorum. Bir sonraki trabzanımı örmüyorum. Bakınız hemen kabartmaya geçiyorum ve kabartımın içindeki trabzanlarımı örmeye başlayacağım hep e, zincirimin içine örmüştüm bu sıradan itibaren zincirimizin içinden önce de trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz birinci trabzanımı atlıyorum ikinci trabzanımın içerisine bir tane trabzan örüyorum diğer trabzanımın üzerine 2 tane trabzan örüyorum 2 tane de zincirimin içerisine giriyorum toplamda 4 tane trabzanım örüyorum ama ikisi aşağıdaki trabzanımızın ikincisi ile üçüncüsünün üzerine ördüm 2 tane de zincirin içerisine ördüm toplamda 4 tane trabzan sayısına ulaştım araya 2 zincir çekiyorum ve tekrar iki tane trabzanım ördükten sonra sol taraftaki trabzanın üzerine geçiyorum üçüncü örüyorum ve bir tane daha örüyorum toplamda 4 tane trabzanı sayısına ulaşmış oluyorum İkisi arada ikisi trabzan üzerinde olacak şekilde örüyoruz tığımın başını doluyorum hemen yandan girerek kabartımı örüyorum ve tekrar tığımın başını doluyorum hemen yanındakini atlıyorum bir sonraki trabzanımı örüyorum eksilme işlemine geçtik bakınız 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. Diğer kabartıya geçmeden son trabzanı yine atlıyorum, kabartımı örüyorum ve trabzanın birinciyi atlıyorum, ikincinin üzerinden örmeye başlıyorum. 1, diğerini örüyorum. 2 ve araya girerek iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1. 2 ve yine 3 ile 4'ü trabzan üzerine örüyorum. Ve bakın bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Her iki yönden de eksildik. Tığımın başını doluyorum. Alıyorum. Atlıyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. Tıpkı biraz önceki gibi hem buradan giderken hem diğerine geçmeden birer tane mutlaka atlayalım. Toplamda 4 tane trabzanımız ve 4 tane aradaki örmüş olduğumuz trabzan sayısına ulaşalım. Ve bu sıramızı tamamladıktan sonra üzerine 2 sıra daha örelim. 3 sıra 4 trabzan olarak ördük ve tamamladık. Bakınız ilkinde 2 tanesi içinde örmüştük. İkinci ve üçüncü sırada ise birer birer ördük. Birer geriden örerek başladık. Bakınız 1, 2, 3, 4. Diğerinde 1, 2, 3. Aşağıda 3 olduğu için ilk 4'e başladığımızda 2 trabzanı ördük. 2 tanesini içeri yaptık. Ve burada 4 trabzana ulaştık. 4 trabzana ulaştığımız için 1, 2, 3. Aşağıya yine 3 tanesini örüyoruz. Bir tane de araya örüp 4 sayısına ulaşıyoruz. Yukarıda da aynı şekilde bakınız. 3 tane trabzanlarımızın üzerine bir içeriden başlıyoruz. Bir tane trabzana batmadan ve bir tanesinde zincirimizin içerisine örüyoruz. Şimdi artışımızı yapacağız. 5 trabzana çıkaracağız. 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak örmeye başlıyoruz. 3 tane zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Artış yaptığım sıralarda mutlaka eksilmemizi yapıyoruz. Artış yapmadığımız yerde aynen örüyoruz bakınız bir tane zincirimi örerek trabzanımı oluşturdum hemen atlıyorum her iki yönden eksileceğimiz için kabartmamdan önceki trabzanı atlıyorum yandan giriyorum ve örüyorum bir tane trabzan atlıyorum hemen yanındakine batıyorum bir iki üç dört ve beş sayısına ulaşmam için iki tane de araya trabzanımı örüyorum 4 ve 5 araya iki tane zincir çekiyorum iki tane tekrar araya giriyorum şöyle bakınız iki trabzan iki zincir iki trabzanı ördüm kenarda da üç tane trabzanı örmüştüm toplamda beş tane trabzanımız oldu şimdi devam ediyoruz sol tarafa doğru 3. trabzan örüyorum dördüncü trabzan ve 5. trabzanımı örüyorum beş tane trabzanımı tamamladıktan sonra tığımın başında oluyorum kabartmamı yandan alarak örüyorum ve hemen yanındakini artış yaptığım için bu sırada artışı başlattığım sıra yanındaki trabzanı örmüyorum bir ilerideki trabzan örüyorum hemen yanındaki ikinci trabzan örüyorum ve yine kabartmama geçeceğim için son trabzanı atlıyorum iki yönlü daralma yapıyoruz kabartmamı örüyorum arada sadece iki tane trabzanımız kalacak bir trabzan atlayıp ikinci trabzan üzerinden örmeye başlıyorum 2 3 4 ve 5 2 tane zincir çekiyorum tıpkı şuradaki yapmış olduğum işlem gibi örerek sıra başına kadar geliyorum eteğimizin uç kısımlarında 5 tane trabzan olarak artmaya başlamıştık bakınız arayı ikiye düşürmüştük ve 5 trabzan ortaya iki şeklinde örmüştük çünkü aşağıda 4 tane trabzan vardı. 1, 2, 3, 1 içten başladık. 2 tane araya toplamda 5 trabzana çıkardık. Bir üst sırada yine bir tane trabzanımızı örmeden ikinci trabzandan başladık. 1, 2, 3, 4 ve ortaya bir tane trabzanımızı ördük. Toplamda 1, 2, 3 sıra ördükten sonra şimdi yeni sıramıza başlayacağız. Bakınız 2, 2, 2 olarak ördük. Şimdi bir tane daha artışımızı yapıyoruz. 3 zincirimin olduğu yere geliyorum. Her zamanki gibi batıyorum bakınız. 1 2 3 tane zincir yine çekiyorum. Tığımın başını doluyarak hemen yandan trabzanımı kavartarak örüyorum. Ve 5 tane olan trabzanıma ilk sırada hemen bir tane trabzan atlıyorum. İkinci sırada yani ikinci trabzandan başlayarak sırası ile örüyorum. 2, 3, 4, 2 tane de içeriye örüyorum 5 6 Evet bakınız 4 tane 5 tane olduğu için bir içeriden ördüğümüz için şu kısımda 4 oldu 2 tane de araya ördük 6 tane trabzan sayısına ulaştık bir sonraki sırada yine ikinciden başlıyoruz tıpkı diğer altlarında yapmış olduğumuz gibi 1 2 3 4 5 ve bir tane içeriye yani zincirimizin içerisine olacak şekilde örüyoruz üst sırada İki zincirimi çekerek tekrar iki tane trabzanımı örüyorum, batıyorum bir, iki, üç ve dört. İki tane de zincirin içerisine örmüştük. Toplamda altı tane trabzanımızı ördük. İki, dört ve altı. Tığımın başını doluyorum. Hemen kabartılı trabzanımı yine yandan girerek kabartıyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine kabartıyorum. Bakınız arada bir tane trabzanımız var. Bir trabzanımızı araya doldurduk. Yani ara boş bırakmadık. Tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciden tekrar başlıyorum. Ve artışlarımı yaparak bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet son sıramızı e, örüyoruz. 6 tane trabzan olarak ördük. Her iki tane trabzanımızı kabartmalı olarak ördük. Aradaki bir tane trabzanımızı örmedim. En son sırada bakınız bir önceki sırada sadece bir trabzan. Diğer son sıramızda ise sadece kabartılılar. Arada herhangi bir trabzan olmadan örerek tamamladık. Ve iki sıra olarak 6 tane trabzanlı bölümümüzü tamamladık. Şöyle görelim bakınız bir tane trabzanı bir üst sırada örmedim 2 4 6 trabzan 2 zincir 6 trabzan olarak ördüm şu ayrıntıyı da görelim şimdi son olarak birleştirmesini birlikte yapalım 3 tane zincir çekerek örmüş olduğumuz yere gelerek batıyorum bir tane de zincirimi çekip sağlamlaştırıyorum ve ipimi kesiyorum en son sıra beyaz olarak örmek istiyorum hemen düğümümüzü atalım tığımıza ve örmeye başlayalım yine kabartılılarımızı yandan girerek örelim ama öncesinde şuradan düz olarak başlayalım bakın bütün trabzanlarımızı örüyoruz hepsini de başlıyorum 1 2 3 düz trabzandan başladım 3 tane zincirimi çektim ve birer birer trabzanlarımı örüyorum şu şekilde bakınız araya giriyorum tam iki zincirin olduğu yere 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı buraya örüyorum de birer birer örerek geldim Tekrar birer birer örerek iniyorum. Her trabzanımızı bir tane beyaz trabzan olarak örelim. Şöyle görelim. 3 tane ortaya ördük. Kenardan başladık. Bakınız 3 zincirle bütün trabzanlarımızı ördüm. Şimdi kabartılı bölüme geldim. Tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Yine kabartı olarak örüyorum. Tekrar diğer ikinci trabzanımı yandan alarak örüyorum. Kabartılı bir şekilde devam ettiriyorum. Ve diğer trabzanlarımın birincisinden başlıyorum. Hepsini örüyorum. Ortaya da 3 tane zincirimizin olduğu yere yani 3 tane de trabzanımızı dolduruyoruz. Ve bu şekilde eteğimizin alt sırasını tamamlıyoruz. Tam ortaya geldim. Bir. Hemen ipimizi açalım, dolaşmasın. İki ve üç. Üç tane trabzanımı ördüm. Hemen diğer trabzanımı örüyorum sırasıyla. eksiksiz hepsini örüyoruz. Kabartmalı olan iki tane trabzanıma yine yandan giriyorum. Diğer ikinciyi de yandan girerek örüyorum. Ve bu şekilde düz trabzanlarımızı düz olarak kabartılarımızı kabartı olarak örüp beyazımızda son sıra olarak geçiyoruz. Belimizin lastik kısmına da bir sıra incecik beyaz süsleme ile süslememizi yapalım. Üste olan bölüme bir tane düğmeyle ile ilik açmak istiyorum. Kalın yaptıysanız iki tane ilik açarsanız çok daha güzel olur. Ama bu 4 santimde hatırlıyorsanız bir tane yeterli yukarıya doğru yapalım. Bakınız aşağıdan başlıyorum ve üstte olan bölüm şöyle tuttuğum zaman üstte olan bölümün kenardan başlıyorum. İleriye batıyorum. Bir ileriye sadece bakınız sık iğne her trabzana 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. En son noktaya gelerek batıyorum. Düğmem için yeterli bir zincir. Dilerseniz daha büyük düğme dikecekseniz ya da dediğim gibi lastiğiniz genişse 2 tane ilik yeri açalım ve devam ediyorum. Yandan olan yere 2 tane. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2. Her aralıklı bölüme ikişer ikişer. Bakınız. Sık iğnelerimizi doldurarak uç noktaya kadar ilerleyelim. Eteğimizin alt kısmını tamamen beyaz ipimizle ördükten sonra, bakınız gayet şık güzel bir görünüm kazandı. Kabartılarımız yine kabartılı olarak ördük, kalanı ise trabzan olarak ördük. İkili trabzan şeklini beline görmüş olduğunuz gibi şöyle zincirimi çektim ve zincirlerimi 4 trabzan atladım 4 trabzan altta 4 trabzan üstte 4 trabzan altta olacak şekilde zincirimi çektim ve ucuna 3 dilimden oluşan bir tane çiçek yaptım diğer çiçeği sizlerle birlikte yapmak için bıraktım şimdi birlikte diğer çiçeği de örelim bir tane düğüm attım ve buradaki zincirimin uç kısmına yakın yere giriyorum en uca girmiyorum bir öncekine giriyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3 ve aynı yere örmeye başlıyorum. Bakın eğer alabilirseniz uç kısmı da alta alabilirsiniz. 1, şöyle bakın zor olursa hiç kalsın. Daha sonra ipimizi asılıp sıkıştırarak orada kaybedebiliriz. 2 tane ördüm. 3. trabzanımı örüyorum zincirimi çektim 3 tane trabzan ördüm bakınız burada zincirimizi çektikten sonra 1 2 3 4. sık iğne olarak batıyoruz bir tane zincir 3 trabzan 3 trabzanı ördüm tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yuvaya batıyorum tekrar 3 tane zincirimi çektikten sonra yine aynı yere girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 1 ve her seferinde kapatıyorum 2 3 1 2 3 tane zincir çekiyorum aynı yuvaya iniyorum bakınız ipimizin olduğu yere geldik şu şekilde şuraya geçişimi yapıyorum bakın sadece zincirim diğer tarafta kalıyor geçişimi yapıyorum 1 2 3 ve 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum 3 3 tane trabzanım ördüm. 1, 2, 3 zincirimle iniyorum. Ve çiçeğimi bu şekilde bitiriyorum. Hemen diğer zincirin dibine de batalım. Birbirinden ayrı durmasın bağlantıyı kuralım ve ipimi kestikten sonra bu uçta da çiçeğimizi bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Bakınız arkadan görüntüsü, önden görüntüsü. Gayet hoş güzel bir çiçek çalışması oldu keselim ve içine alalım kalan ipimizi. Bakınız şurada ipimi kopardım. Arkayı çeviriyorum. Güzelce ilmeklerimin ardına gizliyorum. Ve yine kalan ipimi bir de ters yöne aldıktan sonra açılmasını engelliyorum ve kesiyorum. şu şekilde ya da dilediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. Dilediğiniz süslemeleri de yapabilirsiniz. Bakınız bir tane de kedili düğmemi diktim. Bir tane ilik açmıştık ve düğmemi de diktikten sonra eteğim kullanılmaya hazır hale geldi. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.